aracımız var. BMW 2011 model 2.0. Evet. Aracımız geç çalışıyor. Timing tank zamanlamanla ilgili, yani motor zamanlamasıyla ilgili arıza var. Gecikmeli diyor, tolerans diyor. Evet, arıza kodumuz bu. Canlı veriye giriyor. Canlı veriye girdiğimizde Exos ve Emne İntek'in camshaft tolerance'ına bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi yani bu değerler eşit olması gerekiyor. İntek tarafı düzgün çalışıyor. Ama egzoz tarafı hiç okumuyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi hiç değer yok. Kırmızı olan intake tarafı, mavi olansa egzoz tarafı. Şurada zaten mavi işaretli. Evet. Okumuyor. Aracımızın zincir zamanlamasına bakacağız. Şuradaki egzoz tarafındaki camshaft'ta problem var. Çözeceğiz. YouTube videosuna tüm arızaları kaydedeceğim. Evet arkadaş, görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Videonun devamı gelecektir. Arkadaşlar merhaba. BMW aracımızı söktük. Timing change arızası veren. Evet. Var kapağını açtık. Timing change zincir, yani motor zamanlama zinciri, kılavuzu kırılmış. Burayı görüyorsunuz, burası sağlam, burası kırılmış. Aynı parçadan burada olması gerekiyor. Evet, parçalar içine düşmüş. Şöyle ışıkla göstereyim. Evet, kırık parçayı çıkarıyorum şu an. Bağladım, çıkarmadım. Göstermek için çıkarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi parça buraya ait. Kırılmış. Bundan dolayı araç o arızayı veriyordu. Zincirimiz uzama yapmış. Uzama yapmış yaptığından dolayı fazla esniyor. Çarpma yapıyor. Zincir kılavuzlarına, şu kılavuza, yani palete vura vura orayı kırıyor. Darbede her arabayı çalıştırdığımızda ilk marşta oradan vuruntu yapıyor. Vuruntu yapıyor. Şurada da görünüyor kırık parçalar. Gördüğünüz gibi. Biz time change özel tool aparatı var. Zamanlamayı ayarlayacağız. Parçalar sipariş vereceğiz. Aracın yağ kartele sökülecek. Oil pen. Oil pen sökülecek. Yani Mini Cooper'la aynı sistem normalde ama bunun oil pen'i sökülüyor. Mini Cooper motoruyla aynı sistem. Evet, oil pen'i sökeceğiz. Motor zamanlamasını ayarlayacağız. Zincirimizi, kılavuzu, VBT solenoidimizi, şu dişliyi değişeceğiz. VBT solenoid dişlisini. Şeyi değişmiştik zaten daha önceden, manyetik VVT aktüatörünü değişmiştik, şunu. Evet, bu yeni, bunu değişmiştik. Diğer arkadaş değişmişti. Arıza devam ediyor diyor, bana bilgi verdi. Biz de inceledik. Gördüğünüz gibi kırılmış. Evet, bitireceğiz, toplayacağız inşallah. Herhangi bir problem çıkmayacak inşallah. Evet. Bitince yine bir video paylaşacağım.
Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmak isteyenler olabilir. Teşekkür ederim herkese. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba herkese. Evet. BMW aracımızın timing change'ini açtık. Oil pen'i açtık. Yağ kartlarını. Evet. Gördüğünüz gibi paramparça olmuş. Parçalar kırılmış. Yağ pompa zincir gergimiz de aynı şekilde bozulmuş. Evet, gördüğünüz gibi şuralar açılmış. Zincirimiz uzama yapmış. Bunlar da kronik oluyor. Komple dağıttık. Parçaları bekliyoruz. Parçalar gelince toplayacağız. Aracın altında da komple oil pen'i söktük. Bayağı bir zor işçiliğimiz var. Evet, bitireceğiz Allah'ın izniyle. Parçalar gelince sorunsuz bir şekilde müşteri aracı teslim edeceğiz. Ve bunlar hep geç yağ değişiminden oluyor. Kalitesiz yağ değişiminden oluyor bu problemler. O yüzden üstüne basa basa söylüyorum ben. Her zaman söylüyorum. Motor yağını zamanında değişin ve kaliteli yağ kullanın. Aracın bakımını zamanında yapın. Tamamen yağ bakımı. Ha, normalde BMW'da 2.0 turbolu motorlarda timing change zamanlama zinciri 90.000 mile. Kilometre olarak bilmiyorum kaç oluyor da hesaplamak lazım. 90.000 mile diye periyodik bakımda timing change'in yağ pompasının zinciri komple değişiyor. Bakım periyodunda geçiyor bu. Evet, bu kadar. Aracımızı bitirince son timing change zamanlamayla ilgili, motor zamanlamasıyla ilgili videoyu da çekeceğim. Motor zamanlamayı nasıl yaptık? Altta yağ pompasında crank balans ayarı da var. Onun zamanlaması da var. Onları da şey yapacağız. İşte Valvetronic sistem bunlar. Şu yayların özel aparatları var. Burayı sökmedik. Sadece böyle motoru kilitledik. Sabitledik. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Crank balans. Crank balans ayarı. Şurası crank balans ayarı. Evet arkadaşlar. Yeni timing change'i takacağız. Parçalar geldi. Eskisi kırık zaten. Görünüyor. Arkadaşlar merhaba. BMW camshaft arızası olan aracımızı topladık. Üstte gördüğünüz arıza turbo hortumu, airline diye geçiyor. O hortum patlattı.
Evet, portumuz burada. Şuradan patlamış. Bunun bir parçası daha var. Aracın altına. Evet. Topladık arabayı. Daha marşa basmadık. Çalıştıracağız inşallah. Yine videonun devamı gelecek. Videoyu durduracağım. Çalıştırdıktan sonra, arızaları sildikten sonra son videomuzu, konuşmamızı yapıp işlemi sonlandıracağız. Evet. Arkadaşlar merhaba. Evet, az önce aracımızı bitirmiştik. Videoyu paylaşmıştım. BMW aracımızı. Alıştırma adaptasyonlarını yaptık. Döngümüz güzel çalışıyor. Camshaft döngüsü. Camshaft solenoid. Timer change zamanlama iyi. Daha önceki videomda evet, bakalım. Mavi olan kırmızı intake M manifoldu. Mavi de egzoz. Egzoz tarafı. Bundan düzgün veri alamıyorduk. Evet, şöyle göstereyim. Burası düzgün okumuyordu. Bitirdik. Arıza okuyoruz. Arızamız yok. Evet, aracımız düzgün çalışıyor. Adaptasyon yaptım, alıştırma yaptım. Az önce bir arıza kodumuz vardı. Timing check zamanlamayla ilgili. Özel fonksiyonlara girdim. Pardon. Güç ünitesine girdik. Evet, şurada advanced fonksiyonlar diyor. Valvetronic. Ben bunu başlatırsam yaklaşık 7-8 dakika sürecek bu işlem. Valvetronic aracı çalıştıracaksınız. Rolanti'de Valvetronic'e kendisi beyin otomatik açıp kapatıyor, açıp kapatıyor, açıp kapatıyor, kurulum yapıyor. Enjektör alıştırmamız var. Camshaft'la ilgili diğer adaptasyon var. Resetleme. Throttle body ile ilgili var. Tabii onu buradan da yapabiliyoruz. Şurada sıcak fonksiyonlara girdiğimiz zaman otomatik memize burada yağ sıfırlama, angle sensör, balata, batarya, akü, süspansiyon, havalı süspansiyon ise veya hidrolik süspansiyon ise inip kalkmalı, anahtar kodlama, kapılar, koltuk ayarları vesaire. Aracın özelliğine göre fonksiyonlar çıkıyor burada. Program da atabiliyoruz araca. Evet, bitirdik aracı. Videoyu sonlandırıyorum. Hayırlı uğurlu olsun bize. Motor zamanlama zinciri değişti. Onun dışında işte aracın yağ zamanında değişmemiş. Geç bir yağ değişimi olmuş. Zincir kılavuzlarını kırmış. Fizzerları. Camshaft yani eksantrik mili zamanlama ayarı kaçmış. Zincir uzama yaptığından dolayı. Yine söylüyorum. Zamanında motor yağı değiştirilecek. Ve bu problemlere çok rastlanılmaz yani bu şekil. Düzgün bir kullanıcı olursa, aracı kullanırsa. Zaten bunun 90 bin, 100 bin mil, kilometre, şey mil olarak sanırım kilometre 120 bin olabilir. Ben mili hesaplayamadım şu an. Hesaplamak da istemiyorum şu an. Onun dışında motor yağ zamanda değişirse bu problemler çıkmaz.
bitirdik. Hava ile ilgili arızamız vardı. Onu da çözdük. Hava hortumu yırtıktı. Bunlar da kronik. Evet. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.